Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Şimdi size İngiltere'nin pazarı. Bu nasıl bir pazar bilmiyorum gerçi ama herhalde biraz yemek pazarı mı Can? Herhalde biraz yemek pazarı ama böyle kıyafet falan da satılıyor. Ama daha çok gördüğüm kadarıyla milkshake, hamburger, hot dog, reçel, peynir bu tarz şeyler var. Some village things. Farm. Okey, Jenny de hiç gelmemiş. Ben de tam adamına soruyorum yani. Neyse. Pazardan böyle size ufak görüntüler alacağım. Bakalım belki yarın benim cheat günüm. Belki yarın içinde bir şeyler bulabilirsem onları da alırım. Let's go. Okay. Peynir reyonuna geldik. Oh sorry. Okay. Make your own burger, put that inside it. It comes out like an oil slick. Okay, hamburgerde çok iyi oluyormuş. Which one is that? Is this one? That one, yeah. Best-selling cheese by miles. En iyi sattığım peynir diyor. Is the same price? All of them in a way, same deal. Okay, which one is the best burger? This one or that one? Bunlar da böyle bir böyle wax gibi bir şeyin içinde. Okay, this one inside cheddar. Okay, 3 tane farklı peynir varmış bunun içinde. Hamburger için diyor. 2 peynir bulunuyor içinde. Şey için çok iyiymiş hamburger için. Bunu alabiliriz. İçi de böyle görünüyor. İçi de gayet böyle görünüyor. Best for burger. I know but I think it will be really nice for burger. Yeah. Burada bir peynir var mesela ananaslı. Burada truf cheddar, chili, acılı ve sarımsaklı cheddar. Turkey, I'm from Turkey. Oh, okay. Yeah, yeah, that's only for my YouTube channel. Yeah, yeah, yeah. Nice to meet you, yeah, Emin. I'm not filming your face, but is it a problem? Film it or not, I don't okay. Mind. Like, I pineapple. The first chili pineapple sauce in the UK. Ananaslı olan bu. Pineapple and chili. Yeah, acılı ananaslı sos. Then you got cranberry sauce. Now, cranberry. Cranberry sauces start with sugar. Oh, this is less cranberry. Can you show me? No, more cranberry. Oh, sorry. Less sugar, I mean. Yeah, less sugar. Okay. Yeah, so it's still got a bit of sharpness. Bu da acılı bir mayonez. Bu da çok iyi görünüyor. Is your own brand? Yes. Mr. Chimp. Stay sauce awesome, and keep on chimping. It's chimp.com. That one is good. Okay. Yeah, because I'm an athlete. I follow my diet and I need something without salt. Yes, well this doesn't have salt. Okay, that's good. Yeah, so I want people to add their own salt to their diet. Okay, what's in that one? Tuz, yok, domates, limon. Okay. Yani bu sosun aynısının toz olanı içinde de tuz yokmuş. Okay. Sos 4 pound, baharat 4 pound, acılı biber arkadaşlar. Bayağı böyle harbiden değişik, farklı bir pazar ama güzel. Adam bu arada her şeyi kendi yapıyormuş. Screaming Shrimp diye sosu. Ama harbiden bayağı güzel görünüyor. Kendi yaptığı da belli adamın. Güzel bir hot dogçu var. Güzel bir bakery görüyorum. Ona gözümü kestirdim. Fırın, böyle farklı şeyler. Şurada bir ızgara peynirli sandviç diyor. Öyle bir şey var. Böyle bir kıyafet kısmı da var. Türkiye'den gelen çakma, Calvin, pijamalar, ceketler, şeker, takı. Böyle güzel tüsler, Christmas'la alakalı falan. For plant, like for garden. Like. Bunlar tohummuş arkadaşlar. What plant is this? Çiçek tohumu. Çiçek olduğunu anlamadım. O neyse artık. Bunu alıyorsunuz. O kişi için bir yere ekiyorsunuz. Onun adına bir çiçek oluyor. Öyle güzel bir. Tabii ki Christmas öncesi her şey. Bu dönem Christmas çılgınlığı burada başlıyor arkadaşlar. Burada yine böyle süsler. Aa şey pardon bardakmış ya. Şöyle bakınca. But you use this like a glass or like this? Bardak ama bardaktan böyle bir süs yapmışlar. Bir de ne istersen içine yazıyorlar. They write what you want inside. Yeah. Also if you want I think inside. İçine de istediğini yazıyorlar. Şurada güzel bir böyle değişik bir şey var. Shaker'cı tamamen bunu satıyor. Sıcak şarap bar, o tarz bir şey yapıyorlar. Şurada şöyle bir güzel bere, atkı. Buralar biraz kıyafete doğru kaydık. Burası neymiş? Böyle bardak falan. Şöyle güzel. This one is really nice. Really nice. Böyle aksesuarlar. Drive German, dress Italian, spend Arab party. İngilizce konuş, Fransızlar gibi öpüş, Alman arabasına bin demek istiyor. İtalyanlar gibi giyin, Araplar gibi harca, Karabinler gibi parti yap diyor. Yani Türklerle alakalı hiçbir şey yok arkadaşlar. Biz Türkler böyle
izliyoruz. Yine burada bir artı 50 yaş grubuna hitap eden kıyafetler. Burası tamamen doğum günü, kart. Biliyorsunuz yurt dışında insanlar burada hala birbirlerine çok kart kültürleri çok fazla. Doğum günü, işte ne bileyim çocuklar için olan kartlar, teşekkür kartları, Christmas. Ama çok güzel yani harbiden. Bayağı güzel kartlar. 1.5 pound, 4 tanesi de 5 pound. Burada, it's okay, I'm film bro. Bizim börek gibi bir şey zannedersen bu. Bu bayağı güzel bir şeymiş. What is in the ev yapımı patates? You can try for me, yeah. Bu da börek gibi bir şey. Böyle genelde kızartma işi yapıyorlar. Biraz burası bana Hindistan'ı andırdı. Hindistan günlerim aklıma geldi. Zannedersem abi de oralarda. Thank you, you can try. Fine, not for me. But thank you so much. Yeni benim için test ediyor her şeyi. You like it? Which one is nice? Tavuğu beğendi. Soslu tavuk muydu Ceno? Soslu tavuk mu? Köri soslu tavuk. Tavuk olandan Jenny alıyor şimdi annesiyle kendisi için. Onu bekliyorum. Bu arada hava da bayağı soğuk harbiden. Ama güzel. Bu pazar her ayın son cumartesi günü yapılıyormuş. İnsanlar geliyor buradan kendilerine yemeklerini alıyorlar vesaire. Zaten çok fazla dışarıdan yemek yiyorlar İngilizler. Burada da Barry's Kitchen diye bir yer var. O neymiş? Şu an arkasındayım, o yüzden göremiyorum ben. Ooo, burası sıkıntılıymış. Bu arkadaşlar şu scone, bunlar bayağı İngilizlerin böyle kültürlerinde olan, bu üzümlü olanı, bu peynirli olanı, bayağı güzel bir şey. Burası tamamen brownie, ondan sonra cookie tarzı şeyler var. Yine burada böyle reçeller var zannedersem, reçel bu. Evet, çilek reçeli, ondan sonra incir reçeli. Böyle değişik güzel şeyler yapmış abla. Sosis tarzı şeyler satıyorlar. Okay. Bu da bu bölgede bulunan yerlerin, atıyorum zaten bu Newcastle köprü. Bu ağacı daha yeni kesmişler. Neden? Of, çok güzelmiş orası. Bu bölgedeki bulunan güzel yerlermiş bunlar da. Böyle zaten şu kale. Where is this one? Northumberland. Bu arada burada böyle işte bir şeyleri çekerken çok soruyorum insanlara çünkü böyle çok güzel şeyler yapmış kadın. Aileyi temsil eden. This one's really nice. Yeah. Burada evcil işte hayvan, köpeğin. Baba ve oğul. Luca ve ben. There is one father and son. That one is nice. That one's nice with the four Robins. Me, you, Leila and Luca. That's nice. That one nice. Harbiden böyle güzel şeyler yapmış. Çok güzel, çok da güzel çerçevelemiş kadın. Okay. This one is cheesecake. Good morning. Bailey's. Bu Bailey's'liymiş arkadaşlar bu arada. Limon, lime, biscoff. Bayağı güzel görünüyor bu arada cheesecake'ler. Abi burada satıyor. Hayırlı işler. Bizim pazarlardaki gibi bağırma çağırma olayı yok ama pazar dediğin öyle olması lazım ya. Ben öyle pazar seviyorum. Yine geldik cookie'lere. Cookie pie. O da yani gerçek gibi durmuyor. It's like a... Yeah. Şimdi pazardan çıktık. Düşündüğümden küçük bir pazarmış bu arada. Dediğim gibi hava da bayağı soğuk ama gerçi güneş de çıktı. Buranın da enteresan ya. Böyle hava buz gibi, güneş çıkınca ısınıyorsun falan böyle. Hani güneş çok çabuk ısıtıyor. Şimdi İngiltere'den yaşadığım yerde şurada. Şöyle güzel bir manzarası var. Burası böyle bir sahil kıyısı, küçük bir yer. Burada teknenin falan olduğu marina kısmı. Aynı zamanda çok da eski burada bir savaş gemilerinin olduğu şey var. Ne denir? Müze var. Şöyle dönersem arkamda bu tarz gemilerin olduğu. Komple burası da yani savaş gemileri aynı. Böyle güzel bir alan. Şu karşıda yemek yeme yerleri var. Burayı bir göstereyim size. Şu karşıda görünen binanın alt kısmı falan komple restoranlar falan var orada. Birkaç tane bar falan işte buradaki gençlik çıktığı zaman orada takılıyor. Şurada bir otel var. Şurada karşıda birkaç restoran, güzel kahvaltıcı var. Böyle gidiyor. Şu karşıda yeni apartmanlar yapılmış. Şurası da yanlış bilmiyorsam müzede burası. Ben de şu olayları çok seviyorum ya. Şöyle eski yazılar oluyor ya böyle. Zaten böyle bir enteresan antikaya karşı acayip bir merakım oluştu benim. Böyle antika değil de eski şeylere karşı. O kadar güzel ki böyle. Hı-hı. Belki bir gün müzeye de gelip çekebiliriz eğer izin verirlerse. Böyle güzel bir yer burası da. Okey, şimdi çıktık. Dediğim gibi pazar düşündüğümden de biraz küçüktü. Ama güzel, keyifli. Eve gidiyoruz. Bugün cumartesi. Luka'nın okulu yok.
başımızın belası, onu alacağız. Daha sonra şeye gitmem lazım bir. Birkaç alışveriş yapmamız lazım yarın için. Bir de güzel bir kasap var burada. Daha önce geldiğimde gitmiştim. Bir de oraya uğrayalım dedim. Oraya gideceğiz. Bugün tamamen böyle yöresel mağazalardan, yöresel kesimlerden bir video oluyor. Kasaptan da güzel bir video çıkar size diye düşünüyorum. Bakalım bizim kasapla nasıl bir farkı var. Bizim etimizin yerini tutmaz ama olsun. Bakalım bir. Ben de eve gitmişken bir yemeğimi yiyeceğim şimdi. Sonra Luka'yı alıp çıkacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, eve geçtik. Yemeğimizi yedik. Ve Luka? Hı? Hello? Hello. Nasılsın? Nasılsın? İyi misin? İyisin. İyisin tabii. İyisin tabii. Nereye gidiyoruz? Shopping. Okay. You happy? Happy. Smile. Mommy's happy. Not so mommy happy. Okay. Luka'yı aldık şimdi. Dediğim gibi benim bir kasaba gidiyoruz. Oh, çok sallanıyormuş. Daha sonrasında we have time to go market or not? Later. Şimdi geldik, bir bakalım be. Go like this, go like this, Luca, like this. Düzelt şapkanı. Hat on. Hat on. Hat on. Nasılsın? Nasılsın? İyi mi? Luca going that way. I'm the same. Şöyle sağlam etler var, tomahawk, T-bone, dry aged. Yine aynı şekilde genelde soslu böyle. Burası baya güzel bir kasap bu arada. Hani sadece domuz olarak düşünmeyin arkadaşlar. Baya bildiğiniz kıyma, dana kıyma, işte pirzola. Buranın hepsi şey, bir tane şurada birkaç tane domuz var ama bunun dışında çoğu hazır. Aynı zamanda burada da meze tarzı şeyler var. Gayet farklı. Onun dışında ayrıca buradan da yine aynı şekilde paketli şekilde etleri de var. Yarın için şu steak, beef, hamburger eti aldım bir. Böyle güzel, harbiden başarılı bir kasap. Luca, Luca. Okay. Kasaptan çıktık. Şimdi tam böyle bir şey var burada. Çünkü eski bir alışveriş merkezi var. Oraya geldik. Burada bir fırından bir şey alacağım. O arada tabii ki Luca. Luca say hi. Biraz da Luca'yı eğlendiriyoruz. Bugün dediğim gibi onun günü. Bye bye. Yine bir market. Ya daha doğrusu burası marketten ziyade böyle market kısmı biraz zayıf. Ev eşyası falan çok satıyor. Burada bile Testo Z10 diye böyle Kinko içerikli böyle bazı takviye ürünler var. Vitaminler, kadın için olan ürünler, D vitamini. Şunu öneririm arkadaşlar, bacak günlerinde özellikle bayağı iyidir. Luca, what happened? What you want? Yine dikkatimi çeken şeyler olduğu sürece sizinle paylaşacağım. Şöyle birkaç tane farklı Monster gördüm, onları bir denemek için aldım. Dediğim gibi şöyle hediyelik eşya kağıtları, işte benim kartlar falan. C'nin işleri, bitmeyen alışverişler bunlar. Bitmez bizim kart alışverişimiz. Luca kendine tuvalet için
Jen. Ona oturup tuvaletini yapıyor. O yüzden gitti onu aldı. Aferin. İşte yani bu mağazada yok yok ya her şey. İşte ne bileyim ayakkabının altına koyacak bir şey. Ondan sonra cuma ne bileyim işte temizleyici, ne bileyim işte deterjanıydı falan filanı. Mum, pijama. Tamamen tabii biraz önce dediğim gibi Christmas çılgınlığı burada başlamak üzere. Onun üzere böyle bir sürü pijamalar falan. Güzel ama ya böyle renkli bir şey oluyor yani. Etraf canlı oluyor bayağı. Buradaki market işi de bitti. Sadece zaten bu biraz keyfi geziydi. Şimdi sadece aşağıda bir fırın işimiz var. Onu halledeceğiz. Sonrasında daha eve gideceğim. Antrenman öncesi önümü yemem lazım. Sonrasında bugün itiş antrenmanı var. Omuz yapacağım. Yarın büyük gün. Hem cheat hem bacak günü. Tek karbonhidrat aldığım gün yarın. Öyle devam edeceğiz. Güzel geçiyor. Bugün bütün kontroller yapıldı. Hafta sonuna iş bırakmıyorum mümkün olduğunca. Çünkü hafta sonu Luka'yla birlikte vakit geçirmeye çalışıyorum. Ortalıkta çok kalabalık bu arada. Neyse şimdi dediğim gibi gidip şu fırındaki işimizi halledelim. Sonrasında eve gideyim yemeğimi yiyeyim rahatça. Sonra güzel bir idman var. Fırın işi kaldı bizim. Çünkü acil eve gelip yemek yiyip antrenmana gitmem gerekiyor. Biraz da kalabalık. Dolayısıyla dedim şimdi geleyim. Yarın sabahtan gideriz rahat rahat. Çünkü eğer yemezsem yemekler arka arkaya çok uzuyor bu sefer antrenmandan sonra. Çünkü buradan otobüsle gidiyorum. Git gel falan bayağı bir zaman alıyor ama gayet keyifli, güzel geçiyor. Birkaç tane şimdi yemeğimi yerken program var, onları yapacağım. Başka da işimiz kalmıyor. Luka ile annesi tekrar dışarı çıktı. Ben evde yalnızım. Bugün de böyle değişik bir video oldu arkadaşlar. Her anı sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.